Sağlıktan bir başka habere dönelim sayın seyirciler. Ruh sağlığımıza bakalım bir de. Şimdi son dönemlerde, özellikle son yıllarda çok hızlı bir hayatın içerisinde devam ediyoruz hepimiz. Bu hızlı hayat tabii ki stresimizi de arttırıyor ve o stresle birlikte psikolojimizde de bir yorgunluk söz konusu oluyor. Tam da bu noktada psikiyatr Hüsnü Menteşoğlu ve psikolog Nida Durmaz, psikolojik rahatsızlıkların ve psikiyatristle psikolog işbirliğinin önemine değinerek bilgiler verdiler. Televizyonumuzda yayınlanan Önce Sağlık programına konuk olan psikiyatrist Hüsnü Menteşoğlu ile psikolog Nida Durmaz, psikolog ve psikiyatri arasındaki farkları ve uzmanlık alanlarını anlattı. Psikologlar ilaç yazmazlar. Psikologlar belirli yöntem ve yönergelerle birlikte hastaları tedavi etmek için uğraşırlar. Psikiyatristler ilaç yazabilme yetkisine sahiptirler. Rapor verebilirler. Erken tedavinin önemine değinen psikiyatrist Hüsnü Menteşoğlu, en güzel çözüm psikolog ve psikiyatrist işbirliğidir dedi. Psikiyatride erken tedavi diğer branşlarda olduğu gibi önemlidir ve ilaç tedavisi gerekir. Fakat daha hafif şikayetleri varsa, mutsuzluk gibi, hayattan zevk almama gibi, depresif değil de daha kısa süreli ise öncelikle bir psikologdan yardım alabilirler. Türkiye'de en sık görülen rahatsızlığın depresyon olduğunu belirten Menteşoğlu, kişinin yaşam kalitesini düşüren bir rahatsızlık olan depresyonu anlattı. Günlük hayatın sıkıntısı, stresine depresyon denmez. Herkes mutsuz olabilir. Bu mutsuzluğun, çöküntünün, karamsarlığın, isteksizliğin en az 2 hafta süreyle devam etmesi lazım. O zaman bir psikiyatristten yardım almak lazım. O zaman da işte Nida Hanım'ın bahsedeceği bilişsel davranışçı terapi yöntemiyle tedavi güçlendiriliyor, ilaç tedavisiyle birlikte. Psikolog Nida Durmaz ise çocuk, ergen ve yetişkin psikolojisinin farklı olduğunu ve farklı yaklaşmak gerektiğini aktararak şunları söyledi. Çocuk ergenle ilgili seans girişimimiz varsa ön bilgilendirme olarak aileden gerekli bütün öyküyü almamız gerekir. Anamnezimizi ona göre oluşturmamız gerekir. Ancak yetişkinde detaylı bir şekilde dinlemek, ön yargıyı kesin ve kesinlikle ortadan kaldırmak, olaylara tarafsız bir şekilde bakabilmek ve daha sonrasında mevcut sorunların listesini oluşturabilmek. Gündelik yaşamında yapabileceği aktiviteleri ne seviyede engellediğine yönelik tespitler yapılır ve bununla ilgili gerekli ölçek ve testlerle birlikte yol haritası çizilerek seans süresinin çalışma planı ayarlanmak. Hipnoz hakkında bilgi kirliliği olduğunu ifade eden psikiyatrist Menteşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri ve birçok ülkede hipnozun bilimsel ve yasal bir tedavi olarak kabul edildiğini söyleyerek hipnoz tedavisinin detaylarını paylaştı. Eğitim görmemiş, çok fazla kaynak araştırmamış kişilerin hipnoza bulaşmamaları daha doğru olur. Ben geçenlerde, bir iki hafta önce bir eroin bağımlısı hastamı ilaç tedavisi ve hipnozla tedavi ettim. Eroinden kurtuldu. Fakat bu işi bilmeyen bir kişinin eroin tedavisinin hipnozla tedavisine kalkışması çok büyük tehlike. Destek almaktan çekinilmemesi gerektiğini söyleyen psikolog Nida Durmaz, nasıl ki sosyal mesafeye gerekli önemi veriyorsak ruhsal mesafemize de gerekli önemi verelim diye konuştu. Lütfen ruhsal mesafemize de bu önem ve değeri vermeye gayret gösterelim. Ruhsal mesafemizi koruyamadığımızı düşündüğümüz anlarda gerek duygusal ilişkilerimizden, gerek sosyal ilişkilerimizden, gerekse alanında uzman kişilerden destek almaktan çekinmeyelim diyorum.